İyi günler. Bugün 15 Mayıs 2015 Cuma. İşte başlıklar. Akit, yanlış yapanlar bedelini öder. Arnavutluk ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecini sabote etmek isteyenlerin bedelini ödeyeceğini söyledi. Akşam, yanlış yapan bedelini öder. Cumhurbaşkanı, HDP'nin kaos tehdidi için konuştu. Devlet kendini baraj altına şartlamaz ama şunu bunu yaparız diyenler için gereken yapılır. Güneş, Çanlar Aydın Doğan için çalıyor. Nasıl sahip olduğu meçhul medya imparatorluğuyla bugüne kadar Türkiye'nin kanını emen Aydın Doğan için tehlike çanları çalmaya başladı. Habertürk, barajla tehdit eden bunun bedelini öder. Erdoğan, Arnavutluk dönüşü 7 Haziran uyarısı yaptı. Barajın altında kalınırsa şunu bunu yaparız diyenler bunun bedelini öder. Hürriyet, iftira ters tepti. Hakkında kaseti var iftirası atılan MHP'li Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la Sare Davutoğlu ve Hayrünisa Gül'den destek telefonu geldi. Mini Gazete, son iki seçimde en yakın sonucu bilen Gezici Araştırma Şirketi'ne göre seçmen saadet istiyor. Milliyet, devlet baraja şartlanmaz. Cumhurbaşkanından HDP'ye, devlet nerede terör olursa olsun hazır durumdadır, kendini barajın altına veya üstüne bağlamaz. Sabah, kendilerine yeni Kabe arıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim Kürt kardeşlerim Serdüçlü din edinenlere mutlaka gerekli cevabı verecek dedi. Star, barajla tehdit eden bedelini öder. Erdoğan tehditle oy baskısı yapan HDP'ye sert çıktı. Barajın altında kalınırsa şunu bunu yaparız diyenler bunun bedelini öder. Devlet kendini baraj altına şartlamaz. Takvim, ne ayaksınız? Kılıçdaroğlu CHP'lilere evlere ayakkabıyla girmeyin emri verdi. Ama bu yasağı önce kendisi deldi, taziye için gittiği eve galoşla girdi. Herkesi şaşkına çevirdi. Türkiye artık ibret adası, yasaadadaki demokrasi ayıbı unutulmayacak. Siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen Yassıada'nın isminden sonra genç nesillerin ibret alması için çehresi de değişiyor. Vatan, sizinleyiz. MHP'li Meral Akşener hakkında ortaya atılan kaset iftirası Ankara'yı ayağa kaldırdı. Erdoğan çifti liderler ve vekiller arayarak destek verdi. Kadın örgütleri kınadı. Ve Yeni Şafak, bunların kıblesi yok. Erdoğan, Diyaneti kapatmayı vaat eden ve Taksim'e kıble diyen HDP'ye yüklendi. Siyasette pusulayı şaşıran HDP'nin şimdi de kıbleyi şaşırdığını belirten Erdoğan, kıbleleri yok, Allah şaşırtmasın, bir defa bu yola girdi mi nerede duracağını artık Allah bilir dedi.